çoktan, hoppala hoptan. Sana bir mintan yaptırayım mı? Çerden çöpten, ilikleri karpuz kabuğundan, düğmeleri turptan. Haydi dinle masalımı o zaman. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, güneşin bulunduğu yerde bir gökyüzü varmış. Bu gökyüzü o kadar yüksek, o kadar yüksekteymiş ki olan biten her şeyi duyabilir, her şeyi görebilir ve her şeyi hissedebilirmiş. Gökyüzü en çok çocukların şen kahkahalarıyla gülüp duymasını çok severmiş. Ama bir gün insanların, hayvanların, canların telaşları ve aceleleri yüzünden hayallerini unuttuğunu görmüş. Bunu gören gökyüzü çok sinirlenmiş ve rüzgarlar estirmiş, fırtınalar çıkarmış, kasırgalar oluşturmuş. Ve kendini bulutlarla kapatıp aşağı inmeye başlamış. Bir gün nehrin yanında, söğüt ağacının alçak bir kısmında bir yumurta varmış. Bu yumurta birden çat etmiş ve içinden ıslak, minik, gırgılı serçe çıkmış. Serçe çıkar çıkmaz bulutlar aralanmış ve gökyüzü olduğu yerde durmuş. Minik serçe bizim masallar gibi hızlıca büyümüş. Nasıl büyüdü dersiniz? Tabii ki de annesinin güzel masallarıyla. Annesi bazen ona hüzünlü masallar da anlatırmış. Sevgili yavrum, eskiden gökyüzü yerindeyken biz çayırlarda uçağa taklalar atardık demiş. Minik serçenin bazen annesinin anlattıkları hikayelere kafası takılırmış. Ve bir gün çayıra gitmiş. Çayırda en çok yapmayı sevdiği şey çimenlere uzanıp bulutlara bir şeye benzetmekmiş. Ve çayıra tık 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 gitmiş ve çimenlere uzanmış. Ve bu bulut dondurmaya, bu bulut ona, bu bulut şuna benzer derken zamanın geçtiğini fark etmemiş. Minik serçe bulutlara bir şeye benzetirken aklında bir fikir gelmiş. Ve demiş ki, ben niye gökyüzünü yukarı itmeye çalışmıyorum ki? En azından deneyebilirim demiş. Sonra minik serçe uzatmış ayaklarını ve tüm gücüyle uygulamış kuvvetini. Ardından uzun boyunlu bir zürafa gelmiş. Zürafa, sen ne yapıyorsun burada minik serçe demiş. Ben gökyüzünü yukarı itmeye çalışıyorum demiş. Zürafa da ardından gülmüş ve demiş ki, sen nasıl içeceksin bu ayaklarınla, minik ayaklarınla gökyüzünü? Ben, o uzun boynum var. Ben bile düşünmüyorum bu yaptığını demiş. Bizim minik serçe de zürafanın dediklerini aldırmamış ve vazgeçmemiş. Sonra ardından da büyük kulaklı, upuzun burunlu bir fil gelmiş. Fil de, ne yapıyorsun sen burada çırpı bacak demiş serçe. Serçe de demiş ki, ben burada gökyüzünü yukarı itmeye çalışıyorum demiş. Bizim fil de demiş ki, sen bu çırpı bacaklarını kürdan bacaklarına mı iteceksin gökyüzünü? Benim güp güçlü ayaklarım var. Ben bile düşünmüyorum bu yaptığını demiş. Minik serçe yine vazgeçmemiş ve itmeye devam etmiş. Ardından da heybetli meybetli ormanların kralı aslan gelmiş. Aslan da demiş ki, sen ne yapıyorsun burada çırpı bacak demiş. Ben burada gökyüzünü yukarı itmeye çalışıyorum demiş. Sonra bizim aslan da demiş ki, sen bu kürdan bacaklarınla, minik bacaklarınla mı gökyüzünü yukarı itmeye çalışıyorsun demiş. Ben ormanların kralı aslanım. Ben bile düşünmüyorum mu yaptığını demiş. Bizim minik serçe yine aldırış etmemiş. Sonra bunu yaparken bir şarkı söylemiş. Şarkıyı duymak ister misiniz? Gökyüzüne merdiven, kursam çıksam sevgiden. Gökyüzüne merdiven, kursam çıksam sevgiden. Bulutlarla oynasam, güneşe dokunmadan. Bulutlarla oynasam, güneşe dokunmadan.
dokunmadan. Yağmur olsam, toprağa düşsem, bulut olsam yeniden. Yağmur olsam, toprağa düşsem, bulut olsam yeniden. Minik serçe bunu söylerken ormanda bir çocuk dolaşıyormuş. Çocuk minik serçenin ne yaptığını çok merak etmiş ve gidip yanına sormuş. Demiş ki, minik serçe sen burada ne yapıyorsun demiş. Minik serçe de demiş ki, ben gökyüzünü yukarı itmeye çalışıyorum demiş. Ben de eskiler gibi gökyüzü yerindeyken takla ağır atıp uçabileceğim demiş. Bizim çocuk da çok heveslenmiş ve ben hiç nasıl bir kuş uçar görmedim. Ben de sana yardım edebilir miyim demiş. Minik serçe de tabii ki demiş. Ve birlikte uygulamışlar kuvvetini ve gökyüzü biraz kıpırdamış. Sonra bunu gören zürafa da çok şaşırmış ve onlara yardım etmek istemiş. Demiş ki, ben de size yardım edebilir miyim demiş. Minik serçe tabii ki de, sen de bize yardım edebilirsin demiş. Ve zürafa da onlara katılmış. Ardından da fil gelmiş. Fil de demiş ki, ben de size yardım edebilir miyim demiş. Minik serçe yine kabul etmiş. Ve filin güçlü ayaklarıyla bu sefer uygulandığında daha çok hareket etmeye başlamış. Sonra ormanların kralı aslan gelmiş. Aslan da onlara yardım etmek istemiş ve minik serçe yine kabullenmiş. Sonra karıncalar üst üste çıkarak tüm gücünü uygulamışlar. Onlara yardım etmek istemişler. Sonra bunu gören ormanlık köylüler de biz ne yapacağız? Onlara da yardım edelim demişler. Sonra hep beraber yine o şarkıyı söylemişler. Gökyüzüne merdiven kursam çıksam sevgiden. Gökyüzüne merdiven kursam çıksam sevgiden. Yağmur olsam toprağa düşsem bulut olsam yeniden. Yağmur olsam toprağa düşsem bulut olsam yeniden. Sonra gökyüzü yerini düzelmiş. Ve gökyüzü bu minik serçenin asla pes etmeyişini, asla hayallerinden vazgeçmeyeceğini görünce gökyüzü çok sevinmiş. Ve gökten 3 elma düşmüş. Birisi masalımızı dinleyenlere, birisi minik serçeye, birisi de hayallerinden vazgeçmeyen tüm insanlara gelsin. Bugünlük masalımız da bu kadar. Görüşürüz.